Mutlu günler sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Şifa Kapısı programımızı bugün bayram olması sebebiyle Ramazan ayını bitirdik ve bayramda nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve bayram sonrası verilen kilolar ya da alınan kilolar nasıl dengeli bir şekilde korunacak? Tabii bunu kiminle konuşacağız? Diyetisyenimiz Sayın Büşra Çengel bizlerle birlikte olacaklar. Ramazan ayı dolu dolu geçti. Tabii menüler fazlaydı. Sahura kalktık ve bunların detaylı bilgilerini Büşra Hocam'dan almıştık. Peki kendisine soralım. Bayram gününü yaşıyoruz. Peki bayramda görünen problemler nelerdir? Hocamızdan dinliyoruz. Öncelikle herkeslere iyi bayramlar diliyorum. Evet, Ramazan ayından çıktık. Sofralarımız çok zengindi, çok donatıldı, çok fazla yemekler yedik. Artık bayram, bugün bayram ve biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor bu durumda. Ramazan'dan çıktık, metabolizma hızımız yavaşladı, kabızlık çok fazla görebiliyoruz bu durumda. Bunları zaten ilerleyen sorularda da devam edeceğiz ama genel anlamda bol bol su içmeyi unutmayalım. Bayram zaten çok fazla çay kahve tüketimi olacaktır mutlaka. Fakat suya özellikle girişte değinmek istedim. Çünkü metabolizma hızımız zaten yavaş, çok fazla hareket etmedik bu durumda. Çok fazla ziyaretler yapıyoruz ve her ziyaretlerde ikram edilen gıdaları tüketmeye çalışıyoruz. En önemli konusu suyla giriş yapmış olalım bu anlamda. Büşra Hocam, peki bayram sabahını nasıl geçirmeliyiz? Bayram sabahı genellikle çok zengin sofralarla, kahvaltı sofralarıyla geçiyor. Bayram sabahı çok fazla abartmamak gerekiyor çünkü gün içinde zaten fazla bir miktarda enerji alacağımız için bu bize kilo olarak geri dönebilir. Yine klasik kahvaltıdan şaşmamak gerekir. Çok fazla evet börekler, çörekler yapılıyor sabah ama biz yine tam buğday ekmeğimizden vazgeçmeyelim. Yine mutlaka 1-2 ince dilim peynirimiz olsun. Yumurtamızı mutlaka tüketelim. Yine bol söğüş sebze, domates salatalıklarımızı tüketelim. Çok fazla miktardaki tatlı veya reçel türü yiyecekleri tüketmemek gerekiyor. Çünkü gün içerisinde zaten tatlı alımımız olacaktır. Birazdan da tatlı konularına değineceğiz ama daha hafif geçirirsek, ne kadar hafif geçirirsek gün içinde o kadar rahat edebiliriz. Zaten uzun da bir açlıktan çıktığımız için daha midemiz bu sürece alışamadığı için çok fazla mideye yüklenildiğinde yine hazımsızlık, sindirim problemleri, şikayetleri olacaktır. O sabahı belki de yulaflı, meyveli, sütlü bir karışımla hazırlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Klasik kahvaltı yemek istemiyorsanız güne hem daha fresh, daha ferah bu şekilde başlayabiliriz. Büşra Hocam, az önce kabızlıktan bahsettiniz. Peki Ramazan sonrasında kabızlığı nasıl çözebiliriz? Evet, kabızlıkta aslında biraz daha temeline inmek gerekiyor. Eğer ki kişinin çok uzun süreden gelen bir kabızlığı varsa belki bir hekime danışabilir. Fakat Ramazan dolayısıyla oluşmuş bir kabızlık, konstipasyon problemi varsa biraz daha lifli posalı beslenmek gerekiyor bu dönemde. Yine gün içinde sebze ve meyvemizi ihmal etmeyelim. Günde 5 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketelim. Meyve porsiyonlarını da hemen göstermek gerekirse örneğin elmada bir avuç büyüklüğünde meyveyi bir porsiyon olarak sayıyoruz biz. Yine örneğin kişinin şeker hastalığı varsa, bir diyabet hastalığı varsa çok aşırı tatlı meyveleri biraz daha miktarını azaltarak tüketebilir. Fakat bu durumda hani yine de kefir, yoğurt gibi süt ürünlerinden de yardım alabilir. Yine en önemlisi su ve hareket. Belki gün içinde çok fazla aktif olmadığımız için Ramazan süresi boyunca, Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra belki günlük yürüyüşleri tekrar gündelik yaşamımıza ekleyebiliriz. Bu anlamda bu şekilde bir yol izlemiş oluruz. Büşra Hocam, peki tatlı tüketilmeli mi ve nasıl tüketmeliyiz? Tercihlerimiz ne olmalı tatlıda? Bayram denilince akla tabii ki de baklavalar geliyor. Yine çok şerbetli, ağır tatlılar geliyor. Fakat şöyle düşünürsek bir baklava yaklaşık 230-250 hatta 300 kalorilere kadar çıkabiliyor. Biz her gittiğimiz yerde bir baklava yediğimizi düşünürsek günde 4-5 baklava yemiş oluyoruz ve bu 1000-1500 kalorilere kadar çıkıyor. Yani günlük almamız gereken enerji miktarını zaten sadece baklavadan almış oluyoruz. Bu nedenden dolayı gittiğimiz sadece bir yerden belki bir parça baklava yiyip o şekilde kalkmak daha doğru olacaktır. Evde kendiniz misafirleriniz için hazırlayacaksanız da bizim tercihimiz ve önerimiz
Sütlü tatlılar bu. Belki sütlaç olabilir, az şekerle yapılmış bir muhallebi olabilir. Belki bu muhallebileri meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Fakat yaz mevsimi olduğu için aslında en güzeli meyve ve dondurma ikilisi bence. Bu şekilde tatlılar hazırlayabilirsiniz. Çok ağır tatlılar daha sonrasında da hararet yapacağı için hem çok fazla miktardaki su içmenize de neden olacaktır. Yine çay kahve tüketimi de çok fazla miktarda olduğu için diüretik etki gösterip vücuttan su atımına sebep olacaktır. Ne kadar hafif geçirirsek tatlıları o kadar iyi. Yine gün içinde hareket etmeyi unutmuyoruz eğer ki tatlı yiyeceksek o gün. Büşra Hocam, tatlıyı kim sevmez ki? Gerçekten tatlı denildiği zaman hepimizin böyle bir gözlerinde bir ışıltama oluyor. Neden? Çünkü enerjimizi yükseltiyor. Peki burada diğer bir grup, şeker hastalarımız. Peki şeker hastalarımız tatlı yiyebilir mi, yemeliler mi? Evet, gerçekten de tatlı denilince herkesin bir yüzü gülüyor. Fakat tatlıyı abartınca da yine üzülüyoruz çünkü göbekler çıkmaya başlıyor. Bu durumda şeker hastalarına tatlı önermiyoruz çok fazla. Daha çok meyvelerden ve kuru yemiş ikilisinden yardım alırsa daha iyi oluyor. Veya kendisi evde tatlı hazırlarsa, özellikle hani tatlandırıcılarla veya şeker hastalarına özel şekerler de bulunuyor. O şekilde hazırlarsa evet, bir porsiyon kadar tüketilebilir. Fakat eğer ki tatlı tüketecekse de mutlaka yanında bir kuru yemiş veya süt, yoğurt gibi bir süt kaynağı olursa en azından kan şeker regülasyonu, yani kan şeker dengesi daha iyi dengelenmiş olur. Yine de miktarı abartmamak gerekiyor bu durumda. Ve Büşra Hocam, tabii bizim en çok sevdiğimiz, toplum olarak sevdiğimiz ve vazgeçemediğimiz et tüketimi. Peki et tüketiminde eti nasıl pişirmeliyiz? Tabii tatil zamanı, bayramda piknik alanlarımıza gidiyoruz. Şu anda da mesire alanları eminim ki ailelerle böyle mangallar tutuyordur. Mangalların üzerinde etler pişiyordur. Kırmızı et, beyaz et ve tabii balık olmazsa olmazımız. Peki et pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Mangal yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Eti nasıl tüketmeliyiz hocam? Evet, et tüketilecekse mutlaka etin dinlenmiş olması önemli. Daha sonrasında genellikle et yaparken biz bol yağ ekleyerek pişiriyoruz o eti. Fakat bu son derece yanlış bir davranıştır. Etin kendi yağıyla pişirmek gerekiyor. Aynı şekilde kıymalı bir yemek yaptığımızda yine ek olarak yağ eklememek gerekiyor. Kıymanın kendi yağısıyla yemeği pişirmek gerekiyor. Evet, yaz geldi, artık her yerde mangal ateşlerini görebiliyoruz. Burada da en önemli dikkat etmemiz gereken nokta aslında etin direkt alevle temas etmemesi. Çünkü alevle temas ettiğinde kanserojen maddeler oluşabiliyor ve bu bizim sağlığımıza oldukça riskli bir durum. Yine eti çok fazla yakmamaktan ziyade iyi pişmesi de önemli. İçinin çok fazla çiğ kalmaması da önemli. Yine güzelce o ızgaranın dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yani önceden bir ateşte onu yakın ki herhangi bir bulaşı, bir kontaminasyon ete karşı oluşmasın. Bu üç faktöre dikkat edersek aslında mangal yaparken sağlığımızda riske atmamış oluruz. Ve Büşra Hocam, bayram sofralarımız. Her gittiğimiz ziyaretlerimizde bayram sofralarına mutlaka buyurun gelin ve ısrarcı olur. Bizim Türk milletinin genetik yapısında vardır bu. Misafir mutlaka ziyarete gittiği zaman yemek yedirilmeden gönderilmez. Peki bayram sofralarımız nasıl olmalı? Yapraklar sarılıyor. Şu anda birçok bizleri izleyen izleyenlerimizin menüsünde de vardır. Baklavalar, yaprak sarmaları, tatlılar, hoşaflar. Peki biz ne kadarını tüketmemiz gerekiyor ve bayram sofralarımız nasıl olmalı? Evet, bayramda olmazsa olmazımız zaten yaprak sarmalar. Tüketmeyin demeyeceğim, fakat tüketilecekse de gün içinde ekmek miktarından biraz daha fedakarlık yapmak gerekiyor. Neler hazırlayabiliriz? Zaten tatlı konusuna değinmiştik. Sütlü tatlılar hazırlarsak çok daha iyi olabilir. Onun haricinde börek yapacaksak bunu yine en az şekilde yağlı yaparsak çok daha iyi olabilir. Hatta kendiniz, eminim çok marifetli hanımlar vardır ve yufkaları kendileri açıyordur. Tam buğday unundan yufka açıp o şekilde belki börek yapabilirsiniz. Veya daha çok çikolata, şekerleme ikram etmek yerine ortaya bir meyve sepeti, bir meyve salatası hazırlayıp o şekilde ikramlarda bulunabilirsiniz.
Zaten yaz sıcağında çok da ağır şeyler gitmiyor, ağır yemekler gitmiyor. Ne kadar hafif tutarsak o kadar iyi olabilir. Yine de davet, misafir illaki olacaktır. O sofralar yine donatılacaktır. Ama yine sebze yemeğimiz mutlaka olsun. Az yağlı yapılmış, kendi yağıyla pişmiş bir et ürünümüz olabilir. Bol salatamız, yoğurdumuz olsun mutlaka. Hatta öncesinde çorba içeceksek, sonrasında belki bir salatayla başlarsak mide doygunluğuna daha çabuk erişebiliriz. Bu anlamda bu şekilde bir yol izlersek daha sağlıklı geçirmiş oluruz. Peki hoşaf tüketimi hocam? Hoşaf tüketebiliriz. Yaz aylarında da çok iyi gelebilir. Fakat az şekerle hazırlanmış veya şekersiz hoşafları tercih edersek daha iyi olur. Ve şu hocam, Ramazan ayımızı bitirdik ve bayram gününü yaşıyoruz. Peki bayramdan sonra nasıl bir diyet uygulamamız gerekiyor? Nasıl bir menü önerirsiniz? Sabah, öğle ve akşam nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Sabah kalktık. Öncelikle kocaman bir bardak su içiyoruz. Sonrasında kahvaltı hazırlarken aktif oluyoruz, hareket ediyoruz ve çok fazla abartmadan kahvaltımızı hazırladık. Güzel bir kahvaltı ediyoruz. Neler yiyebiliriz? Yine yumurtamızı, peynirimizi, söğüş, sebzelerimiz olsun. Kişiye göre değişmekle birlikte bir iki dilim tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Veya o sabah börek yaptıysanız, fakat başka yerde de börek yemeyeceksiniz, bir küçük dilim börek yiyebilirsiniz. Çok fazla şarküteri ürünleri önermiyoruz. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi, bunlar hem tuz içeriği de yüksek besinler. Sonrasında belki 2 saat sonra gittiğiniz yere göre belki tatlı yemeye başlayabilirsiniz. Fakat yine de burada miktarı tekrardan uyarmak istiyorum. Ara öğün yaptıktan sonra yine öğle yemeği illaki misafirlikte olacağız. Ve yine sarmalar, börekler, çörekler olacak masada. Eğer ki kendini seçme hakkınız varsa veya gittiğiniz konuktaki kişiye lütfen az koymasını rica edin. Börek varsa belki bir dilimini alabilirsiniz. Sarma varsa börek almayarak o şekilde dengeleyebilirsiniz. Salatalara öncelik verin. Çeşitli salatalar eminim ki hazırlanıyordur. Veya en güzeli aslında misafirinize en sağlıklısı sebze yemeği veya etli bir sebze yemeği yapmanız. Yine pirinç pilavı yerine bulgur pilavı yapmanız hem sizin için hem de misafiriniz için daha sağlıklı bir adım atmış olursunuz. Sonrasında aralarda belki maden suyu olabilir, çay olabilir, kahve olabilir. Çay kahve konusunda birazdan değineceğiz. Ama eğer ki herhangi bir hassasiyetiniz yoksa, kalp aritminiz yoksa veya tiroid hastalığınız yoksa belki arada yeşil çay içebilirsiniz. Siyah çay gün içerisinde çok çok fazla miktarına dikkat ederek 3-4 fincanı aşmayarak tüketebilirsiniz. Fakat bu da yine vücuttan su çıkışını sağladığı için gün içinde onu tekrardan su olarak yerine koymak gerekiyor. Öğlen eğer ki misafirlikte yediysek ve çok fazla miktarda karbonhidrat ağırlıklı beslendiysek, akşam yemeğini biraz daha hafif geçirmemiz gerekiyor. Belki ızgara tavuklu salatalar hazırlayabilirsiniz veya peynirli salatalar yapabilirsiniz. Veya en basitinden aslında melemen veya omlet yapabilirsiniz. Bir şekilde dengelemek gerekiyor gün içinde yediğimiz fazla miktardaki ürünleri. Gece yatmadan yine bir fincan bitki çayı olabilir veya bir su bardağı kadar süt içebilirsiniz. En önemli şey belki akşamüstü yapacağınız bir yürüyüş aslında gün içini dengeleyecektir. Yine de ben burada baklavaya dikkat diyorum. Çünkü bir baklavanın yakılması için yaklaşık 20-30 dakika hızlı tempoda yürümeniz gerekiyor. O yüzden bu şekilde bir menü izlersek hem kilomuzu korumuş oluruz hem de sabit kalmış oluruz kiloda. Büşra hocam, metabolizmamızı hızlandıracak içecekler nelerdir? Metabolizmayı hızlandırıcı içeceklerimiz tabii ki de var. Bunu eğer hiçbir sağlık sorunumuz yoksa yapabiliriz. Mesela gün içerisinde suyumuzun içerisine salatalık atabiliriz, maydanoz atabiliriz, limon sıkabiliriz veya biraz tarçınla lezzetlendirebiliriz. Eğer ki 1 litre o şekilde içiyorsak 1 litresini de sade su olarak içmemiz gerekmektedir. Yine yeşil çaydan yardımcı alabiliriz. Eğer ki hiçbir sağlık sorunumuz yoksa, yeşil çayı tekrar değinmek istiyorum, günde 2-3 fincana kadar içebilirsiniz. Kahve de aynı şekilde tüketildiğinde metabolizma hızına yardımcı etki sağlıyor. Fakat bu anlamda yine şekersiz olmasına özen göstermek gerekir. Belki filtre kahve içebilirsiniz veya sütlü kahve. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış. Belki gün içerisinde yine
Küçük karışımlar yapabilirsiniz. Mesela yine salatalık, maydanoz, ıspanak, biraz zencefil ve limon suyu, bunları blenderdan geçirip içebilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Hocam, konuşmalarımızın arasında sık sık geçen ve bizlerin vazgeçilmezi çay ve kahve. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır bizde. Ve çay tüketimi de olmazsa olmaz. Neden? Çünkü her gelen misafirimizle birlikte çayı dostla güzel içilir derler yani. Peki çay ve kahve tüketimi ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Fazla çay tüketiminin zararları nelerdir? Fazla kahve tüketiminin zararları nelerdir? Bununla birlikte de faydaları var mıdır? Gittiğimiz her yerde mutlaka ve mutlaka çay kahve ikram ediliyor. Kıramıyoruz da evet içeceğiz, fakat her gittiğimiz yerde bunu farklılaştırırsak daha iyi olur. Örneğin bir misafirlikte kahve içtiysek, Türk kahvesi içtiysek, bir sonrakinde çay, bir sonrakinde belki soda isteyebilirsiniz. Burada en önemli şey miktarı aşmamak. Günde 2-3 fincan Türk kahvesinin üzerine aşılmasını istemiyoruz. Çayda da aynı şekilde 4-5 fincanın üzerine çıkmayınız ve en önemli şey şekersiz içilmesi. Ve birçok soru geliyor, şekersiz içemiyoruz, ne yapabiliriz? Türk kahvesi içiyorsanız belki kuru yemişlerden veya kuru meyvelerden yardım alabilirsiniz. Kuru kayısının içine belki ceviz koyup o şekilde kahvenin yanında tüketebilirsiniz. Bu sizin hem şeker anlamında etkinliğini de sağlayacaktır. Yine bitki çayları belki rica edebilirsiniz. Güvendiğiniz bitki çaylarını tüketin. Bu anlamda bu şekilde yaparsak daha iyi olur. Yine su içmeyi unutmayalım, çünkü her bir fincan kahve veya bir fincan çay içtiğimizde onu tekrardan yerine su olarak koymak gerekiyor. Örneğin bir fincan kahve içtik, bir fincan da ardından su içmek gerekiyor. Aslında Türk kahvesinin yanında su servis etmek bu anlamda aslında çok doğru bir şey yapmış oluyoruz. Mutlaka sularımızı içelim. Büşra Hocam, tabii diyetimize ne kadar dikkat edersek, yiyeceklerimize, içeceklerimize ne kadar dikkat edersek, bunun yanında fiziksel aktiviteler de yapmamız gerekiyor mu? Sporun önemi nedir? Kişi eğer çok kiloluysa, yani beden kütle indeksi dediğimiz değer 25 ve üzeri ise, hatta 30 ve üzeri ise, ilk başta diyetle biz bunu sürdürüyoruz. Daha sonraki aşamada bir fiziksel aktivite başlanmasını öneriyoruz. Kişi bu durumda çok ağır aktivite değil de daha çok günlük yürüyüşler olarak değerlendirirse çok daha iyi olur. Zaten çok aşırı kilolu bir bireyin çok ağır bir antrenman yapması doğru değil. Başlangıçta hafif hafif yürüyüşler, hafif egzersizler, sonrasında belki ağırlık çalışmak olabilir ilerleyen dönemlerde kilo verdikçe. Fakat Ramazan'dan sonraki süreçte bağırsak aktivitemizin hem yavaşlaması durumunda, hem de yine metabolizma hızımız yavaşladığı için yine günlük olarak yürüyüşler ben yine önereceğim. Belki yüzebilirsiniz, yaz sezonu açıldı, bisiklet sürebilirsiniz. Veya en güzel şey aslında çocuklarınızla birlikte bir aktivite yapmak. Birlikte yürüyüşlere, doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Vaktinizi hem ailenizle değerlendirmiş olursunuz, hem de sağlığınız için doğru bir adım atmış olursunuz. Hocam, yaz aylarından bahsettiniz. Evet, gerçekten de yaz aylarında iştahımız biraz daha fazlalaşıyor sanki. Peki yaklaşan sıcak havalar da geliyor ki, evet şu anda çok sıcak ama havalar. Yazın yiyeceklerimize nasıl dikkat etmeliyiz? Çünkü bol su tüketmemiz gerektiğini söylediniz, sıvı tüketmemiz gerektiğini söylediniz. Peki bu aşamada iştahımız neden açılıyor yazın? Gerçekten de yazın biraz daha iştahımız açılabiliyor. Çünkü yazın biraz daha çeşitlilik artıyor. Meyve ve sebze reyonunda özellikle çok fazla çeşit geliyor. Ve bu da bizde bir merak uyandırıp yeme hissi oluşturuyor. Veya yemek hazırlarken biraz ondan biraz bundan alayım derken zaten enerji ihtiyacımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz aslında. Yazın nasıl kontrol altına alabiliriz? Biraz daha az az sık sık beslenerek tekrardan diyeceğim ve canınız sürekli bir şeyler yemek istediğinizde gözünüzün önüne kuru yemişler, meyveler, kuru meyveler koyabilirsiniz. Abur cubura saldırmamak için. Belki dondurma yiyecekseniz veya herhangi başka bir enerjisi yüksek bir yiyecek yiyecekseniz gün içinde onu biraz daha dengelemek gerekiyor. Örneğin dondurma yediğinizde daha sağlıklı seçim yapmanız burada en önemli nokta aslında. Dondurmalarda çok kremalı, çikolatalı, ağır dondurmalar yerine daha
hafif, fresh dediğimiz meyveli dondurmaları veya sade dondurma tercih ederseniz çok daha iyi olabilir. Dondurma tercih ettiğinizde gün içinde beslenmenizden, günlük beslenmenizden bir su bardağı süt, bir porsiyon meyve kadar yiyecek azaltırsanız aslında biraz da olsa dengelenmiş olabilir. Veya kendiniz de evde dondurma yapabilirsiniz. Muzları veya meyveleri küp küp doğrayıp poşetin içine koyup bu şekilde dondurabilirsiniz. Dondurduktan sonra blenderdan geçirdiğinizde içerisine bir tatlı kaşığı da kakao attığınızda aslında çok güzel bir dondurma yapmış oluyorsunuz. En güzeli de muzla oluyor bu şekilde. Muzu dondurup içerisine bir tatlı kaşığı kadar kakao atıp çok güzel bir kakaolu dondurma elde etmiş oluyorsunuz. Yanında da kuru yemiş tükettiğinizde belki üzerine fındık, badem, ceviz serpiştirebilirsiniz. Çok da güzel bir tatlı hazırlamış olursunuz. Bayramda da bunu ikram ettiğinizde eminim bu yaz sıcağında hem serinletici etki sağlayacaktır hem de misafirlerinizin oldukça hoşuna gidecektir. Büşra Hocam, yemek pişirirken nelere dikkat etmemiz gerekir? Evet, yemek pişirirken en önemli şey aslında güvenilir gıda kullanımı, güvenilir bildiğiniz malzemelerin kullanımı. Yine doğru yağ seçimi çok önemli. Belki zeytinyağı bu anlamda kullanmak daha faydalı olacaktır doymuş yağ yerine. Yine önemli şey aslında yemeği yakmamak ve kavurmamak. Genellikle toplumumuzda öncelikle soğan kavrulur, sonrasında sebzeler veya salçası, domatesi ilave edilir. Burada en önemli şey biraz daha birlikte pişirmek aslında ve kendi suyunda, sebzeleri kendi buharında pişirmek. Hem vitamin açısından hem de mineral açısından korunmuş olur. Yine soğanı tencerenin dibine koyup üzerine sebzeleri, en üzerine de yine domatesini, salçasını koyup bu şekilde biraz da kendi suyunda pişirmek daha doğru olacaktır. Yine pişirme yöntemleri olarak kızartma tercih etmememiz gerekiyor. Çünkü kızartma yaptığımızda özellikle örneğin patates kızarttığımızda akrilamit denilen bir madde ortaya çıkıyor. Bu madde kanserojen bir maddedir. Hani o patatesin etrafında böyle bir koyu kahverengi çıtırtılı bir tabaka oluşur. İşte bu anlamda patatesinizin aslında yandığını, akrilamit maddesinin oluştuğunun göstergesidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki nasıl pişirelim? Patatesi çok seviyoruz. Tabii ki de yasak değil, miktarına dikkat etmek gerekiyor. Fırında üzerine biraz yağ serperek o şekilde pişirmek gerekiyor. Yani pişirme yöntemleri olarak yine tencerede tencere yemeği, annelerimizin hazırladığı kendi suyunda pişirme yöntemi veya fırında tercih edebiliriz. Tost makinemizde ızgara yapabiliriz. Genellikle ızgara dediğimizde ızgarayı nerede yapabiliriz diye soruyorsunuz. Tost makinesinde gayet yapabiliriz. Hatta sebzeleri doğrayıp tost makinesinde o şekilde ızgara yapıp salatamızın içine karıştırabiliriz. Veya makarna yemek istiyorsak sebzelerle o şekilde yapıp makarnayı birlikte güzel bir domates sosuyla harmanlayabiliriz. Bu anlamda pişirme faktörü gerçekten çok önemli çünkü diğer ülkelere baktığımızda pişirme yöntemlerini aslında doğru kullanıldığı için kişilerin daha kilo koruması daha kolay oluyor. Yine haşlama yöntemini tercih edebiliriz veya buğulama yöntemini tercih edebiliriz. Özellikle balıkta bu şekilde yol izlersek zaten kilomuz da korunmuş olur. Peki Müşra Hocam, hasta olan bireylerimiz nasıl beslenmeliler? Mesela kalp hastaları diyetlerine nasıl dikkat etmeliler, neler yemeliler? Evet, hazır sağlıklı pişirme yöntemlerinden bahsetmişken kalp hastalıkları aslında bunlarla birebir örtüşüyor. Kalp hastalıklarında en önemli şey hafif ve sağlıklı beslenmek. Biraz daha doymuş yağ azaltırsak, biraz daha sebze miktarını arttırırsak daha sağlıklı seçim yapmış oluruz. Yine yoğurt konusunda light ürünler değil de yarım yağlı ürünleri tercih etmek çok daha doğru olur. Örneğin yarım yağlı süt veya yarım yağlı yoğurt tercih ettiğimizde daha sağlıklı bir seçim yapmış oluruz. Tuzdan da yine kaçınmak gerekiyor. Hatta ben tuzluklarımı göstereyim. Günlük tüketmemiz gereken Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tuz miktarı günlük 5-6 gramdır. Yani bu benim tuzluğumda gördüğünüz tuz miktarındadır. Fakat bizim ülke olarak tükettiğimiz tuz miktarı günlük 18-20 grama kadar ulaşıyor. Bu çok ciddi bir miktardır. Tuzu ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Hatta evimizdeki tuzlukları kaldıralım. Sadece yemeğe ilave ettiğimiz tuzu kullanalım. Bunun haricinde yine
Ek olarak yemekleri az önce de bahsettiğimiz gibi etli bir yemek yapacaksak kendi yağında pişirmek çok daha sağlıklı olur. Ve lütfen biz 1 kilo sebze için 2 yemek kaşığı kadar yağ diyoruz. Bu miktarı çevresinde biraz daha hareket edersek, bu miktarı korursak çok daha sağlıklı bir seçim yapmış oluruz. Yine kalp hastalıklarında bizim önerdiğimiz düzenli yürüyüşler. Bunları zaten gerçekleştirmiş olursak kalp hastalıklarından da korunmuş oluruz. Büşra Hocam, light ürünler. Peki light ürünleri tüketmeli miyiz? Light ürünler aslında içeriğine çok dikkatli bakmak gerekiyor. Çünkü bazen light ürünlerde şeker miktarı çok yüksek olmuş oluyor, yağ miktarı çok düşük olmuş oluyor veya tam tersi aslında şeker miktarı düşükken yağ miktarı çok olmuş oluyor. İçeriği etiket okumaya aslında burada alışkanlık edinmek gerekiyor öncelikle. Light ürünleri çok çok fazla miktarda önermiyoruz. Daha çok yarım yağlıyı, sütler, yarım yağlı yoğurtlar tüketmek daha doğru olacaktır. Kişi örneğin light bir bisküvi yiyecekse yine içeriğine bakarak eğer ki uygun makulde şeker içeriğine veya yağ içeriğine sahipse uygun miktarda tüketebilir. Genel olarak her şeyi diyetteyim diye light almak genellikle kişilerde öyle rastlıyoruz. Markete gittiğimizde market arabasına baktığımızda kişinin diyette olduğu aslında hemen anlaşılıyor. Çünkü her yer light ürün olmuş oluyor. Light ürün demek değildir ki diyet ürün, diyete sağlıklı bir ürün demek değildir. Bu anlamda belki bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Daha doğru bir şekilde kilo vermek hedefse amacınız. Bu anlamda light ürünleri çok fazla önermiyoruz. Ve aslında Büşra Hocam, biz ev yemeklerinden biraz koptuk. Neden? Çünkü çalışma hayatı bizi zamansızlaştırdı. Sabah kahvaltılarımızı yapamaz hale geldik. Çünkü erken saatlerde şartların da getirmiş olduğu imkansızlıklar boyutunda erken kalkıyoruz, kahvaltımızı yapmıyoruz, içe yetişme telaşımız oluyor. Çocuklar genelde Facebook yiyorlar. Akşam yemeğine de gelince hep böyle dışarıdan alınıp onlar tüketiliyor. Peki, hazır yiyecekler. Facebook yiyeceklerin zararları nelerdir? Evet, son zamanlarda gerçekten çocukların bir fast food tüketimine eğilimi oldu. Daha da fazla arttı hatta. Annelerimiz çalıştığı için, vakti de olmadığı için işte sana biraz harçlık bırakıyorum. Akşam gelirken belki hamburger veya pizza alabilirsin diye söylüyor. Aslında bu çocuk için yapabileceğimiz en büyük kötülük ilerleyen yaşlarda için. Çünkü çalışmalarda gösteriyor ki kişi çocuklukta nasıl beslenirse, aileden nasıl bir alışkanlığı gelirse özellikle 6 yaşına kadar ilerleyen yaşlarda da 40-50 yaşında da bunu o şekilde sürdürüyor. O yüzden aslında en güzeli tencere yemeği. Belki anne haftalık planını ona göre yapabilir ve gün gün menüleri oluşturarak o şekilde pişirebilir. Zaten sebze yemekleri çok çabuk bir günde bozulmadığı için dolapta o şekilde stoklayabiliriz. Çocuk eve geldiğinde bunu rahatlıkla kendi çıkartabilir, ısıtabilir ve tüketebilir. Birlikte aile ortamında ev yemeği tüketilirse zaten çocuğa bu beslenme alışkanlığı kazandırılabilir. Eğer ki aile o akşam biraz daha üşenip hadi dışarıda yiyelim diyorsa zaten çocukta bu beslenme alışkanlığı bir süre sonra tekrardan bozulur. Evet, hamburger pizza hiç mi yemeyeceğiz? Tabii ki de yiyeceğiz. Fakat anne bunu kendi yaparsa, hatta çocuğuyla birlikte yaparsa, köftesini kendi şekillendirirse, ekmeğin arasını koyarsa çok daha sağlıklı olur. Tam buğday ekmeklerinin arasına köfte, yine marulunu, turşusunu belki koyarsa o şekilde çok sağlıklı bir hamburger hazırlamış olur. Yine pizza tüketiminde de kendi hazırlamış olduğu malzemelerle bunu yaparsa çok daha sağlıklı olur. Sonrasında mutlaka patates kızartması zaten vazgeçilmezimiz çocuklarda özellikle fast food tüketiminde. Bunu da fırında yaparsak öyle sağlıklı bir aslında fast food gecesi gibi ailecek yapmış olunur. Yine vurgulamak istiyorum, tencere yemeği, anne yemeği en sağlıklısı çocuk içinde. Ve hocam ekmek tüketimi. Peki günlük ekmek tüketimimiz ne olmalı? Tabii sıcak havalarda ekmek tüketimi ne olmalı? Bizler biraz hamur işi seven topluluklarız. Çünkü genelde et, tahıl ürünleri ve tabii börekler, çörekler biz çok severiz, çok tüketiriz. Peki bunun tüketim dozu ne olmalı?
Evet, ekmek denilince genellikle korkuluyor aslında ve kişi kendine geri çekiyor ekmekten. Ben danışanlarıma her sorduğumda hayır hiç ekmek tüketmiyorum diye cevaplar geliyor. Sadece yemeğimi yiyorum diye. Aslında bu son derece yanlış bir davranıştır. Mutlaka her öğünde bir iki dilim ekmek bulundurmak gerekiyor. Çünkü ekmek B grubu vitaminlerinden zengin. Bizim başka kaynağımız bu kadar B grubu vitaminlerinden zengin olmadığı için biz mutlaka ekmek tüketilmesini istiyoruz. Bunun miktarı aslında kişiye tamamen kişiye özel, kişiye göre değişiyor. Fakat yine her öğünde bir iki dilim tam tahıllı ekmek tüketmek en sağlıklısı olacaktır. Maalesef ki çok börek seven, hamur işi seven bir toplumuz. Tabii ki de bunları da tüketeceğiz çünkü diyette yasak denilen bir şey yok aslında. Bunu miktarınca tüketmemiz gerekiyor ve o gün bir şeyi fazla tükettiğimizde ertesi gün onu bir şekilde telafi edersek kilomuzu aslında koruruz. Örneğin bir dilim börek yediysek öğlen ve akşam ekmek tüketmeyerek bunu koruyabiliriz. Bir dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı kadar bulgur pilavı, makarna, pirinç pilavı geçer. Buna göre hesap edersek gün içerisinde eğer herhangi bir öğünde makarna veya bulgur pilavı tüketeceksek o gün ekmeğimizi biraz daha azaltabiliriz. Örneğin akşam bulgur pilavı var. Gün içerisinde öğlen belki ekmek hakkımızı pas geçerek akşam bir tabak bulgur pilavı yemeğimizin yanında tüketebiliriz. Bir şey hocam. Alkol tüketen izleyenlerimiz, peki diyetlerine nasıl dikkat edecekler? Diyet yapanlar alkol tüketebilir mi? Evet, 1 gram alkol 7 kalori enerji verir aslında. Ve alkol direkt mideden emildiği için aslında çok sağlıklı değil. Göbek yağlanması, bel çevresinde özellikle göbek yağlanmasını görüyoruz alkol tüketen kişilerde. Fakat özel günlerde tabii ki de tüketilebilir. Yine burada ertesi gün bol su içip bol hareket etmek, düzenli fiziksel aktivite çok önemli. Miktarını çok fazla aşmamak kaydıyla evet tüketilebilir. Fakat eğer diyetteyseniz, kilo verme süresindeyseniz yine kilo vermeniz bu anlamda eğer ki her gün tüketiyorsanız zorlaşabilir. Burada da yine diyetisyenden destek almakta fayda var. Ve hocam sigara. Ve sigara yaş oranına baktığım zaman çocukluk yaşlarına kadar, ilkokul çağlarına kadar düştü. Peki sigaranın iştahı kapattığı gerçekten doğru mu? Tabii çok zararlı olduğunu biliyoruz. Ama sigarayı bırakanlardan da şöyle bir soru alıyoruz. Ben sigarayı bıraktım, kilo aldım. Gerçekten sigarayı bırakmak kilo aldırır mı? Evet, sigara maalesef içilme oranı çok çok düştü. Özellikle çocuklarda bunu görebiliyoruz. Ve sigarayı bıraktığımızda direkt aslında bir şeylere yöneliyoruz. Elimizin boş kalmaması için yiyecekleri sürekli tüketiyoruz. Özellikle tatlı yiyecekler veya çok yüksek kalorili, çok yüksek enerjili yiyecekler de burada görülebiliyor. Sigarayı bırakmak evet iştahı açabilir çünkü yerine bir şeyler arıyor kişiler. Sigara içemediği için gün içerisinde onu bir şeyle telafi etmeye çalışıyor. Bu anlamda belki aslında en doğru seçimi yapmış oluyor bu kişiler. Öncelikle tebrik etmek istiyorum sigarayı bırakarak daha sağlıklı bir hayata merhaba demiş oluyor. Kişi sigarayı bıraktıktan sonra yerine ne koyabilir bu alışkanlığını giderebilmesi için? Sakız çiğneyebilir örneğin. Şekersiz sakızları tercih edebilir veya kuru yemişleri gün içerisinde. Ben cebinize doldurun. O şekilde canınız sigara çektiğinde veya sigara içmek istediğinizde kuru yemişleri cebinizden çıkartıp atıştırın diyorum. Yine kuru meyvelerden yardım alabilirsiniz veya bir hobi edinebilinip o şekilde yol alabilirsiniz. Örneğin sevdiğiniz bir aktivite yapabilirsiniz. Bu açık havada yürüyüş olabilir, resim olabilir. Belki yine halk oyunları gibi kurslara yazılabilirsiniz. Bu aynı anlamda kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Fakat burada tekrardan kilo aldım, tekrardan sigaraya başlamalıyım kilo vermek için bu çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü kişi tekrardan sigaraya başladığında tamamen bir çıkmaza giriyor. Bu anlamda aslında istikrarlı olup pes etmemek en doğru davranıştır. Zaten sonrasında da sonucunu alacaksınızdır. Ve birçok diyet yapmak isteyen ya da kilosunu muhafaza etmek isteyen hanımlarımız, beylerimiz sabahları aç karnına sıcak su, ılık su tüketirler hocam. Ve ılık suyun da içerisine limon damlattıklarını söylüyorlar. Bu yapılan davranış ne kadar doğrudur? Vücudumuza gerçekten söyledikleri gibi
limonun yakma etkisi var mıdır limon suyu? Evet, bizim de çok karşılaştığımız bir sorun aslında, bir durum diyeyim daha doğrusu. Suyun içerisinde sabah aç karnına sirkeler, ballar, cevizler veya limonlar emme setinden çok soru geliyor. Bunların yağ yakıcı veya zayıflattığı etkisi öne sürülüyor. Fakat hiçbir besinin tek başına zayıflatıcı etkisi yok. Sabah limonlu su içmek biraz mideyi tahriş edebilir, özellikle reflünüz veya gastrit hastalığınız varsa. Fakat kişinin hiçbir hastalığı yoksa ve midesini de rahatsız etmiyorsa, güne daha ferah başlamak için tabii ki de bir bardak suyun içerisine biraz limon damlatıp içebilir. Fakat bunun kilo verdirici etkisi olarak belki sadece yardımcı etmen olabilir. Fakat %100 bir durumdan burada bahsetmemek gerekiyor. Yine tüm diyet programın başından beri anlattığımız tüm bileşenleri birleştirdiğimizde aslında kilo verme sürecinin etkili olduğunu görüyoruz. Fakat tek başına sadece ben limonlu su içtim, şimdi zayıflayacağım diye bir durum söz konusu değil tabii ki de. Peki Büşra Hocam, strese giren insanlar, üzülen kişiler gerçekten kendisini yemeğe verir mi? İştahları açılır mı? Evet, stres iştah açar çünkü kişi zaten baskı altında, mutsuz. Bu anlamda biraz daha mutluluğu çikolatadan çıkartıyoruz aslında veya tatlı yiyeceklerden, karbonhidrat miktarı yüksek olan yiyeceklerden çıkartıyoruz. Bu durumda yine sonucunda maalesef ki kilo alma durumu oluşuyor. Bu anlamda öncelikle stresin kaynağını bulmak gerekiyor. Neden stresliyiz veya ne sorunlarımız var? Belki yardım alabiliriz bu süreçte. Ama genel olarak üzüntümüzü, mutluluğumuzu, acımızı yemeklerden değil de bir destek alarak veya bunları içimizde yaşayarak gösterirsek daha iyi olur. Farklı şekillerde veya yardım alabilirsiniz. Ama bunu yiyecekten çıkartmak pek doğru değil. Çünkü sonucunda hem kilo artışı hem de belki çok ilerleyen aşamalarda sürekli karbonhidrat tüketimine bağlı, sürekli tatlı tüketimine bağlı da yine de bir insülin direnci oluşuyor. Bu anlamda belki o boşlukta yine sağlıklı yiyeceklere en azından yönelirsek daha rahat etmiş oluruz. Peki hocam, ekstra gıda takviyeleri alıyoruz, vitaminler alıyoruz, mineraller alıyoruz. Peki bunların faydası var mıdır vücuda? Gıda takviyesi almak için öncelikle kişinin kan tahlillerine, hemogramına bakmak gerekiyor. Hangi vitaminlere veya hangi minerallere eksik olduğuna bakmak gerekiyor bu durumda. Eğer ki eksik bir mineral varsa veya vitamin varsa, bunu beslenmeyle yerine konulamıyorsa belki bir takviye başlanabilir. Fakat kişi kendisine göre şu takviyeyi alayım veya bu takviyeyi alayım demek yanlış olur ve burada en önemli şey aslında güvendiğiniz yerden, güvendiğiniz markaya, güvendiğiniz firmadan almak çok önemli. Bu duruma dikkat edersek evet kullanılabilir, fakat bu durumda diyetisyeninize ya da hekiminize, doktorunuza sorarak kan tahlilleriyle birlikte karar vermek gerekir. Bu şekilde yaparsak daha doğru bir yol izlemiş oluruz. Büşra Hocam, bütün hanımefendilerin ve izleyenlerimizin bir ideali var. Sıfır beden olmak. Herkes zayıf olmak istiyor. Peki herkes zayıf olmak zorunda mı? Hepimiz sıfır beden olmak zorunda mıyız? Bu ne kadar sağlıklı? Ne kadar sağlıklı bir düşünce? Evet, maalesef öyle bir algı mevcut. Herkes sıfır beden olmak istiyor ve mankenlere özeniyor. Aslında bu biraz da beden kütle indeksine bakmak gerekiyor. Yani biz boyumuzu karesini aldığımızda, yani boy çarpı boy yaptığımızda ve bunu kilomuza böldüğümüzde 24'ün üzerinde çıktığında aslında kilolu olduğumuzun göstergesi olabiliyor bu. Ve hatta 30'un üstünde çıktıysa bu değer, obezite birinci derece sınıfına girmiş oluyorsunuz. Ve bu rakam arttıkça ikinci derece, üçüncü derece olarak yükselebiliyor. Kişi öyle bir özentiye giriyor ve sonucunda kendisini tamamen besinlerden kısıtlıyor ve bu kısıtlama sonucunda da çeşitli hastalıklar oluşabiliyor. Vitamin mineral eksiklikleri görülebiliyor. Veya kişi yemeği yedikten sonra bunu tekrardan dışarıya çıkartma ihtiyacı hissediyor. Bu da ilerleyen aşamalarda psikolojik destek gerektiren bir durum oluyor. Kişi eğer ki kendisini
bir şekilde sürekli kilolu görüyorsa fakat beden kütle indeksi normalse, normal sınırlar içerisindeyse, zayıf, normal, sağlıklı bir bireyse belki bu anlamda biraz bir psikolojik destek alabilir. Yine eğer ki kişi bir türlü bunu kabullenemiyorsa yine bir diyetisyenden yardım alabilir. Evet Büşra Hocam, programımızın sonuna geldik. Peki programımızın sonuna gelmişken ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize, tabii Ramazan ayını geçirdik, bugün bayram, bayramı yaşıyoruz. Peki bayramda nelere dikkat etsinler ve bayram sonrasında alacakları gıdalar noktasında tavsiyeleriniz neler olacak? Kısaca toparlayacak olsak izleyenlerimize neler söylersiniz? Evet, öncelikle herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum ve bu bayramı ne kadar hafif atlatırsak o kadar iyi aslında. Yine en önemli noktalara değinecek olursak, sabah mutlaka sağlıklı bir kahvaltı yapıyoruz ve bu kahvaltıda çok fazla hamur işi kaçırmıyoruz. Sonrasında gittiğimiz yerde belki en sevdiğiniz kişinin tatlılarına öncelik verebilirsiniz ve bir iki porsiyonla sınırlı kalmak burada daha doğru olacaktır. Gün içerisinde çok fazla çay kahve tüketimini de bu anlamda abartmamak gerekir. Gittiğiniz yerde nazikçe red ederek sadece su isteyebilirsiniz örneğin. Öğlen biraz fazla kaçıracaksak, fazla miktarda hamur işi veya pasta, börek, çörek, sarmalar yiyeceksek, akşama biraz daha sebze ağırlıklı veya salatayla sadece geçirebiliriz. Yine ertesi gün bunu yürüyerek telafi edebiliriz. Veya gün içerisinde çok fazla miktarda tatlı tüketeceğimizden dolayı yine karbonhidrat miktarını arttırmış olacağız, alım miktarını. Ertesi gün belki biraz daha sebze ağırlıklı, salata ağırlıklı beslenirsek daha da dengelemiş oluruz bu durumu. Eğer ki kendiniz evde konuk edeceksiniz, misafir çağıracaksınız, misafirlerinizde yapabileceğiniz en güzel iyilik aslında sağlıklı yemekler hazırlamak. Çünkü çok ağır, çok yağlı yemekler hazırlamak, çok marifetli hanımlarımız var. Evet, fakat aslında konuklarımıza da bir anlamda burada biraz kötülük yapmış oluyoruz. Belki birkaç çeşit sebze yemeği hazırlayıp o şekilde bir seçenekler sunabilirsiniz. Yine salatalarımızı bol bol yeşillendirelim, renklendirelim. Belki birkaç çeşit salata yapabilirsiniz. Ve kişiye sadece yiyebileceği miktarı koyun lütfen. İsraf etmeyelim. Ramazan ayından çıktık. Çok güzel bayramlarımız var önümüzde. Bir sonraki programda Kurban Bayramı'nı da konuşuyor olacağız. Oraya denk kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızın bu hafta da sonuna geldik. Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız bu özel günlerde nasıl beslenmemiz gerektiğini diyetisyenimiz Sayın Büşra Çengel'den dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siz değerli Vizyon 58 izleyenlerimize sağlıklı günler diliyoruz. Mutlu bayramlar efendim.